Size hayatımın dönüm noktasını anlatmak istiyorum. Her şey büyük, boğuk bir şehirde başladı ve sonunda hayatımızı değiştirecek bir karar alarak nüfusu az olan bir yere yerleştik. Yıllar önce şehirdeki yoğun hayatın içinde birbirimizi bulduk. Tanışmamız tesadüf eseri oldu. Ben küçük bir kafe işletiyordum ve bir gün yüksel içeri girdi. İlk görüşte aşk. Gerçekten de öyle bir şey oldu.'' Yüksel, uzun boylu, esmer ve güçlü bir adamdı. Gözlerindeki parıltı beni kendine çekiyordu. Hızla yakınlaştık ve birbirimize olan sevgimiz büyüdükçe büyüdü. Birkaç yıl sonra evlenme teklif etti ve ben de kabul ettim. Mutlu bir şekilde evlendik ve şehir hayatının içinde kaybolmaya başladık. Ancak zamanla sıkıcı rutinler ve kalabalık atmosfer bizi boğmaya başladı. Bu noktada hayatımıza yeni bir yön verme kararı aldık. Nüfusu az olan bir yere taşınmaya karar verdik. Heyecan verici ve biraz da korkutucu bir karardı. Şehirdeki lüks dairemizi sattık ve küçük bir köye yerleşmeye karar verdik. Yeni yerimize geldiğimizde ilk başlarda biraz zorlandık. Alışık olduğumuz şehir hayatından uzaklaşmak, alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyordu. Ancak zamanla bu sessiz ve huzurlu köyde kendi benliğimizi bulduk. Komşularımız bizi sıcak bir şekilde karşıladılar ve çabucak köy hayatına adapte olduk. Doğanın içinde olmanın verdiği huzur bizi yeniden canlandırdı. Zamanla zaten çok fazla olmayan köy halkıyla aramızdaki samimiyet fazlalaştı. Çoğu zaman bizi leziz yaptıkları akşam yemeklerine bir tek kuş sütünün eksik olduğu kahvaltılara çağırdılar. Bir de evimizin tam karşısında oturan Nalan Abla vardı. Nalan Abla uzun zaman önce kocasını kaybetmiş, çocukları terk etmiş. Bahçede çalışırken yanlışlıkla yüzük parmağını kesmiş. İyi niyetli, güler yüzlü bir kadındı. Gündüzleri genellikle hep uykulu olurdu. Geceleri çok uyuyamadığını söyler, yalnızlıktan dolayı her seferinde yakınırdı. Gel zaman git zaman köydeki en iyi komşum Nalan abla oldu. Yüksel ara sıra gelen şoförlük tekliflerini değerlendirip bazen günlerce bazen aylarca gelmiyordu. Zamanla ben de kendimi yalnız hissettiğim için evde tek başıma sıkılmaya başlamıştım. Geceleri daha uzun oturmaya, geç saatlere kadar televizyon izlemeye alışmıştım. Yalnız ara sıra pencereden bakıp sessizliğe karşı sigaramı yakmayı da ihmal etmiyordum.'' gece kaç olursa olsun Nalan ablanın ışıkları hep açık kalıyordu. İlk başta normal karşıladım. Geceleri uyuyamadığı içindir diye düşündüm. Fakat ilerleyen zamanlarda içime bir merak düştü. Çünkü yattığı oda değil, evin tüm odalarının ışığı açık kalıyordu. Bir gece son sigaramı içip camı kapattım ve perdeyi çektim. Uyumak için yatağıma gidince ayağım bir şeye takıldı. Karanlıkta ellerimi sağa sola atarak ışığı buldum ve açtım. Yerde küçük bir cam kavanoz vardı. Siyah bir poşetin içindeydi. Elimi alıp poşetinden çıkarttım. İçinde yaprak parçaları ve petek bal gibi bir şey gördüm. Bir tane de bal arısı vardı. Ben evime böyle bir şey sokmamıştım. Hayırdır inşallah diyerek kavanozu elime aldım ve odama gittim. İçini iyice inceleyince küçük bir kağıt parçası gördüm yazan şeyi okumak için kapağı yavaşça açmaya çalışırken kavanoz tuzla buz oldu. Kapak da elimde kaldı. Aksilik ya elimi de kesmiştim. Kalkıp kanayan yere bastırmak için peçete alacakken içinden çıkan arı odanın içinde dolaşmaya başladı. Ben kanamayı falan bırakıp arının hareketlerini izlemeye başladım. Dibime kadar geliyor hatta koluma konuyor fakat sokmadan geri uçuyordu.'' Arılardan korkma gibi bir fobim olmadığı için çok fazla umursamadan peçeteyi aldım ve yarama bastırdım. Süpürgeyle cam parçalarını çektikten sonra arı çıkıp gitsin diye camı açmaya karar verdim. Perdeyi açar açmaz karşımda siyah kapşonlu birisini gördüm. Hem kapşon hem de maskesi vardı. Sadece gözleri gözüküyordu. Büyük bir çığlık atınca Nalan ablanın evinin arkasındaki ormana doğru hızlıca kaçtı. Çok sürmeden de gözden kayboldu. O sırada kulağımın dibinde arının vızıltısını duydum. Çok yakındı. Aniden arkamı döndüm. Artık korkmaya başlamıştım. İstemsizce arıya elimi sallayınca onu kızdırmış olmalıyım ki elimin üstünden soktu. Daha önce darı sokmuştu fakat bu sefer acısı bambaşkaydı. Hem hırsızdan korkuma hem de beni rahat bırakmayan arıdan dolayı evde kalmama kararı aldım. Perdeyi tekrar araladım. Nalan ablanın ışıkları yanıyordu. Uyanık olduğunu varsayarak evden çıkıp kapıyı dikkatlice kilitledikten sonra Nalan ablanın evine doğru yürümeye başladım. Gece çok geç olduğu için ortalıktan çıt çıkmıyordu. Sadece ormanın derinliklerinden kurt uluma sesleri geliyordu. Kapıyı çaldım. Açan olmadı. Tekrar çaldım. Çok ses yapıp insanları uyandırmak ve korkutmak istemiyordum. Nalan abla açmadı. Tam arkamı dönmüş geri gidecekken gri geceliğiyle kapıyı açtı. Uykudan yeni uyandığı gözlerinden belliydi. O sersemlikle hayırdır Emine ne oldu gecenin bu vaktinde dedi. Abla evime hırsız girecekti. Bir de saçma olaylar geldi başıma. Müsaitsen bu gece sende kalacağım dedim. Tamam geç içeri deyince içeri girdim. Sanki 10 saniye önce bütün ışıklar yanmıyormuş gibi içerisi kapkaranlıktı. Nalan abla elindeki gaz lambasıyla önümü aydınlattı ve salona kadar beraber gittik. Gaz lambasını da duvarın köşesine koyunca dayanamayıp ''Abla kaç saattir evin tüm ışıkları yanıyor. Ben gelmeden önce de yanıyordu. Şimdi niye kapalı? Işıkları neden açmıyorsun da bu eskimiş gaz lambasını kullanıyorsun?'' dedim. Nalan abla ''Hayır Emine yanlışım var. Bu gece bu evin ışıkları hiç yanmadı.'' dedi. Hayal görmüş olamazdım ama konuyu uzatmamak için kapattım. Nalan abla odamın perdesini açınca karşımda bir hırsız gördüm. Ben çalık atınca uzaklaştı. Bir de tuvalet kapısının önünde bir kavanoz buldum. Açayım derken elimden kaydı. Cam parçası elimi kesti ve hiç olmaz ya içindeki arı çıkıp elimin üstünden soktu dedim. Elimin acısı geçmişti. Elimi kaldırıp bakınca ne arı sokma izi vardı ne de kavanozun kestiği kanayan yer. Nalan abla elime elini aldı ve hani canım burada bir arı sokma izi yok ki kesilip kanamış yerin de yok. Sen bugün yoruldun galiba. Hadi yatağını sereyim de yat dinlen. Sabah ola hayrola dedi ve kalkıp yer minderi, yorgan ve yastık getirdi. Yorgan delik deşik yastık sararmıştı. Mecbur sesimi çıkaramadım. Çünkü eve geri gidecek cesaretim yoktu. Hırsız falan korkutmuyordu sadece şu 15 dakika içinde yaşadıklarımdan korkuyordum. Nalan abla iyi geceler diyerek gitti. Pis kokulu yastığa başımı koydum ve uyumaya çalıştım. Yalnız içimden bir ses uyumamamı söylüyordu. Kendi kendimi şartlamıştım korkmak için. Böyle yattığım gecelerde de rüyalarımda hep korkardım. Karabasan olayı başlar, karabasan olayı başlar uyur uyumaz. O stresle uyumaya çalıştım. Tam içim geçmiş uyuyacakken ara holden Nalan ablanın sesini duydum. Emine diye sesleniyordu. Bir yandan da odanın kapısını tıklatıyordu. "Efendim abla." dedim korkarak. Ben efendim dedikçe o Emine demeye devam etti. Aranın ışığı açıktı. Buğulu kapının arkasını yarım yamalak görüyordum. Nalan abla kapının arkasındaydı üstümdeki yorganı attım ve yavaş adımlarla kapıya yöneldim. Büyük bir siyahlık kapının arkasında beni bekliyordu. Besmele çekerek gıcırdayan kapıyı yavaşça açtım. Hafifçe kafamı dışarıya doğru çıkarınca karanlıktan başka kimseyi göremedim. Aranın ışığını ararken Nalan ablanın yattığı odadan sesler duymaya başladım. Odasından kırmızı, turuncu karışımı bir ışık etrafı aydınlatıyordu. Yavaşça odasına doğru gittim. Buğulu camdan bakıp anlamaya çalıştım ama hiçbir şey anlayamadım. Kapının eşiğinden de hafifçe dumanlar yükseliyordu. Nalan ablanın kısık sesli konuşmasını duyabiliyordum. Kapıyı tıklatıp Nalan abla diye seslendim. Tekrar seslendim, tekrar seslendim. Nalan abla cevap vermiyordu. Daha sert vurmaya ve kilitli olan kapısını zorlamaya başladım. Bir anda odadaki kırmızı ışık aniden kayboldu. Yatak gıcırtısı gelince kapının önünden hızlıca uzaklaştım. Tam odama girecekken kapı açıldı ve arkamdan Nalan abla seslendi. "Emine, ne yapıyorsun canım? Hala uyumadın mı?" dedi. "Tuvalete kalkmıştım abla, geri odama gidiyorum." dedim. Nalan abla sinirli bir ses tonuyla "Tamam, hadi git uyu. Tuvaletine de sabah git." dedi. Cevap vermeden odama girdim. Galiba Nalan abla gerçekten uyuyordu ben garip halüsinasyonlar görüyordum. Yoksa yataktan kalkma sesi gelip kapıyı neden açsın ki? Tekrar o pis yastığa kafamı koydum. Sabah ezan okunmaya başlayınca perdeyi aralayıp bir sigara yaktım. 3-5 kişi camiye namaz kılmaya gidiyorlardı. Ezan bitince geri yatıp güzel uyku çektim. Sabah 10 gibi Nalan ablanın seslenmesiyle uyandım. Dün gece gördüklerim sanki hiç yaşanmamış gibi güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvelerimizi içtikten sonra teşekkür edip evime geçtim. Korkarak da olsa odama girdim. Süpürge bıraktığım yerdeydi. Kavanozun kapağı masamın üstündeydi. En korkutucusu da elimi sildiğim kanlı mendil yatağımın üstünde duruyordu. Bunlar hayal değildi. Hayal olsa bunlar burada olmazdı. Peçeteyi alıp kapakla birlikte o siyah poşete koyup dışarıdaki çöpe attım. Gece pislik içinde yattığım için kendimden uylanıyordum. Temizlenmek için banyoya girdim. Girer girmez ayağım kayınca başımı betona vurdum. Allah'ım bu nasıl bir acı, nasıl bir baş dönmesi. Kafamdan akan kan yerde dağılırken ağır hareketlerle doğrulup sırtımı duvara yasladım. Yerde kafamdan akan kandan başka hiçbir şey yoktu. Kupkuru zeminde ayağımın kayması imkansızdı. Başımın kanayan yerine hemen bir peçete tutup evden çıktım. Kanaması sorun değil. Nalan ablaya gidince dün geceki gibi mi olacak diye merak ediyordum. Kapısını çaldım. Zaten kapının önünde bekliyormuş gibi açtı kapıyı. İçeri girince halısına falan da kan damladı. Mutfağa gittik ve pansuman yapıp sardı. Bu sefer hayal ve rüya olmadığı için mutluydum. Kanlı peçeteyi de önümdeki masanın üstüne koymuştum. Aynada kendime gelmek için lavaboya gittim. Komik ve rezil gözüküyordum. Geri çıkınca teşekkür edip tekrar evime gittim. Televizyonu açtım. Biraz izledikten sonra sıkıldım ve yüksel aradım. Uzun süre konuştuk. Yalnız yaşadıklarımdan bahsetmedim. İşini gücünü bırakır gelir çünkü. Kıyamaz o bana. Yeni bir iş aldığını biraz daha geç geleceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğramıştım. Telefonu kapatınca gece uyuyamadığım için televizyonun karşısında uyuyakalmıştım. Gözlerimi açtığımda saat gecenin biri olmuştu. Allah'ım kaç saattir uyuyorum ben diye kendi kendime söylenmeye başladım. Karnım da acıkmıştı. Kalkıp bir şeyler hazırlamak için mutfağa gittim. Üşendiğim için iki yumurta açlayıp dünden kalan ekmekle yiyecektim. Çayı koydum ve pencereden dışarıyı izlemeye başladım. Nalan ablanın yine tüm ışıkları açıktı. Bu kadın benimle oyun oynuyor diye düşünürken aniden tüm ışıkları birden söndü. Kapıdan çıktığını gördüm. Etrafına bakarak yavaş adımlarla çöpün yanına geldi. Kafasını sokup biraz baktıktan sonra elini atıp tek hamlede benim çöpe attığım siyah poşeti çıkardı. İçini açıp baktıktan sonra tekrar kapattı ve son kez etrafına bakıp evine döndü. Kapıdan içeri girer girmez evin ışıkları tekrar yandı. O sırada bir çatırtı sesi geldi. Burnuma da yanık kokusu gelince arkamı döndüm. Cezveye koyduğum yumurtalardan duman çıkıyordu. Hızlıca ocağı kapatıp cezveyi tezgahın üstüne koydum. İçindeki su bitmişti. Ne gariptir ki yumurtalar da sanki günlerdir haşlanıyormuş gibi simsiyah olmuşlardı. Halbuki daha yeni koymuştum. İlk defa kabuklarıyla yanan bir yumurta görmüştüm. Direkt çöpe atıp yenilerini açladım. Yedikten sonra yatağıma geçip yattım. Sabah kapımın çalmasıyla uyandım. Hafif dağılmış saçlarımı elimle düzelterek gözlerimi ovalaya ovalaya kapıyı açtım. Nalan abla karşımdaydı. Evinde yaptığı ekmekler de elindeydi. Birlikte mutfağa geçtik. Nalan ablaya biraz beklemesini söyleyerek banyoya gidip yüzümü yıkadım. Mutfağa geri gelince Nalan abla sanki bir işler çeviriyormuş gibi elleri birbirine dolaştı. Çok üstünde durmadan çayı koydum. Koyu sohbet eşliğinde güzel bir kahvaltı yaptık. Konu arasında geceleri korkmaya devam ediyorsan benim yanımda kalabilirsin. Hem yükselde geç gelecekmiş. Yalnız kalmazsın dedi. Allah Allah ben yükselin geç geleceğini söylemedim ki bu kadına. Bilmesi imkansız yani.'' zaten onu der demez lafı değiştirdi. Dün gece neden çöpü karıştırdığını soracakken birden ayağa kalktı ve işinin olduğunu söyleyip aceleyle evden çıktı. Ben de vakit geçsin diye temizlik yapmaya başladım. Yüksel'in hediye aldığı bir bardak takımı vardı. Canım gibi bakardım ona ama bir tanesini bulamadım. Evin her yerine baktım. Mutfak dolabında olduğundan emindim. Bir yandan takımın bozuldu diye üzüldüm bir yandan da yükselin hediyesi diye içime dert ettim o bardağı. Sonra bu köye geldiğimiz ilk gün çay yaparken o bardaklardan kullandığım aklıma geldi. Galiba o şekilde kaybolmuştu. Ev bayağı kalabalık olduğundan ne olduğunu anlamadan arada kaynamıştı. Yani ben öyle düşünüyordum. Yavaş yavaş güneş kendini kaybediyordu. Akşam yemeğinden sonra dışarıdan Nalan ablanın seslerini duydum. Beni çaya çağırıyordu. Yanıma biraz toz şeker alıp evden çıktım. Nalan abla hiç şekerli şeyler yapmıyordu evinde. Çaya da şeker atmıyordu. O yüzden evinde şeker bulundurmuyordu. Bununla ilgili bir travması varmış söylediğine göre. Neyse, evden çıkıp Nalan ablaya geçtim. Çaylarımızı içerken benden çocukluğumdan bahsetmemi istedi. Konuştuk, dertleştik. Yüksel'i ne kadar çok sevdiğimden ve özlediğimden bahsettim gece kalmam için ikna etmeye çalıştı. Fakat o pis şeylerde yatmaya niyetim yoktu. O yüzden evime geçtim. Televizyonun başında uyuyakalmışım zaten. Yastığımın altında duran telefonumun titremesiyle uyandım. Arayan yükseldi. Mayhoş sesimle telefonu açınca birazdan geleceğini çok acıktığı için bir şeyler hazırlamamı söyledi. Çok sevinmiştim. Saat gecenin dördüydü fakat hiç sıkıntı yoktu. Mutfağa gidip akşamdan kalan yemeklerden ısıttım. Onları yemez diye yanına menemen falan yaptım. Tam masayı hazırlarken kapı çaldı. Koşarak kapıyı açınca ben yükseli beklerken karşımdan Nalan ablayı gördüm. Sana zarar verecek dikkatli ol dedi ve arkasını dönüp tekrar evine gitti. Bu neydi şimdi? Ne oluyor yani? Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Öyle dalmış gitmişken kapıya bir araba yanaştı. İçinden yükselinince hemen bir terlik giyip arabanın başında karşıladım. Sıkı sıkı sarıldım fakat aynı tepkiyi ondan alamadım. Suratı asık bir şekilde "Hazırladım mı bir şeyler?" dedi. "Evet hazırladım, hadi geçelim." dedim ve eve geçtik. Eve girince sanki başkasının evine girmiş gibi hissettim. Üstüme bir ağırlık çöktü. Üstümdeki ağırlık, yüksel asık suratıyla yemeğini yene kadar devam etti. Sonra birden ayağa kalkıp çöpü karıştırmaya başladı. Geçen gece yanığından kararmış yumurtaları çıkarıp Niye ziyan ediyorsun bunları? Parayı yoldan mı topluyor kocan diye bağırdı. İlk defa sesinin bu kadar gür çıktığını duymuştum. Tamam canım bir daha olmaz. Ama ne yapacaksın ki onları? Zaten çöp olmuşlar. Çöpte durmalarının bir sakıncası yok bence dedim. İşle alakalı bir şeydir diye düşünüp hadi yatalım, sabah ola ayrı ola.'' dedim. Yatağıma yattım. Fakat o uyumayacağını söyleyip oturur vaziyette yatakta beklemeye başladı. Ara sırada camdan dışarı bakıp bir şeylere kafa sallıyordu. Uyumuşum. Uyandığımda hala aynı yerde yatakta otururken gördüm. Günaydın dedim fakat cevap vermedi. Kahvaltı hazırlamak için kalkınca bileğimden sıkıca tutup ben hazırladım. Sen zahmet etme dedi. Normale dönmüş gibiydi fakat bileğimi çok acıtıyordu. Ani bir hamleyle elimi kurtarıp mutfağa gittim. Kapısı kapalıydı. Kapıyı açar açmaz iğrenç bir koku ve duman bulutu üstüme doğru geldi. Ev yanıyor diye korkmadım da değil fakat işin aslını öğrenince daha çok şaşırdım. Gece çöpten çıkardığı yumurtaları tekrar haşlanması için cezveye koymuştu. İşin garip kısmı ocağın altıda yanmıyordu. Mutfağın içi duman doluydu. Fakat nereden geldiğini anlayamamıştım. Pencereyi açıp içeriği havalandırdıktan sonra yüksel geldi ve sandalyeye oturdu. Çekinerek karşısına oturunca ''Günaydın tatlım, nasılsın?'' dedi gülümseyerek. ''İyi'' diyebildim sadece. Sonra böyle davranmasının sebebini sordum. ''Ne yapmışım ki?'' dedi. Gece yaptıklarını, yattıktan sonra uyumadığını ve yumurtaları söyledim. Üstüne nereden geldiği bilinmeyen bir dumanla karşılaşmıştım. Yüksel gözlerini hafif kısarak ne yumurtası, ne dumanı, ne uykusu bebeğim. Gece geldim. Asıl sen bana soğuk durdun. Önüme bu kararmış yumurtaları koydun. Sonra çekip odana gittin. Yanına yatmamı istemeyince ben ne yaptım acaba diye düşünerek uyuyamadım dedi. Başıma bir ağrı saplandı ki anlatamam. Ben ne diyorum bu adam ne diyor. O sırada camdan bakınca elinde ekmekle evine giden Nalan ablayı gördüm. Hızlıca evden çıkıp arkasından seslendim. Ama direkt evine girdi. Galiba beni duymadı. Sonra bir iki hafta boyunca normal hayatımıza devam ettik. Gördüğüm hayaller devam etmişti. Tek mantıklı açıklaması buydu. Nalan abla da bu süre içinde kendini hiç göstermedi. Bir gün akşam misafirlerim gelecek. Ona göre hazırlık yap dedi. Suratı yine değişmişti. Kulağıma yaklaşıp ne misafir Allah aşkına yüksel. Buraya geldiğimizi çoğu kimse bilmiyor ki. Başka zaman gelsinler dedim. Cümlemi bitirir bitirmez yüksel saçlarımdan kavrayıp kendine çevirdi ve ne dediysem onu yapacaksın dedi. Soğan doğrarken zaten istemeden ağlıyordum. Şimdi duygusal olarak Ağlamaya başladım. Ne oluyordu bu adama? Böyle birisi değildi. Hadi sesini yükseltmesine ses çıkarmazdım. Ama bu yaptığı şiddete girmişti. Yüksel masada otururken bir anda kalktı ve senin bir şey yapacağın yok. Ben kendi işimi kendim halledeyim dedi ve evden çıktı. Yaklaşık beş dakika sonra çuval gibi bir şeyle geri geldi. Mutfağa girer girmez elinde getirdiği tezeyin kokusu da ortalığa dağılmıştı. Dolaptan üç tane tabak alıp masaya koydu. İnanmayacaksınız ama elindeki çuvaldan çıkardığı tezekleri çıplak eliyle tabaklara pay etti. Kalanını da çuvalla birlikte pencereden dışarıya fırlattı. Korktuğum için sesimi çıkaramıyordum ama yaptıkları mantıklı şeyler değildi. İçimden besmele çekince öyle sert bir yumruk attı ki masaya, masa ortadan ikiye ayrıldı sandım. Sesimi çıkaramadım. Kapının önünden köpek ağlaması sesi gelince hızlıca kalktım ve kapıyı açtım. Gelenleri gayet de mutlu bir ses tonuyla karşılamıştı. İçeri giren üç tane adamdı. Yani Allah affetsin hayatımda böyle çirkin adamlar görmemiştim. Yükselde eli yüzü düzgün yakışıklı birisiyken bunları arkadaş diye nasıl yanında gezdirdiğini anlamamıştım. Bana bir şey demeden sandalyelere oturdular ve elleriyle o tezeyi yemeye başladılar.'' Onlar iştahlı yerken ben şaşkınlık içinde onları izliyordum. Kusmamak için kendimi zor tutuyordum. Tabakları bitince yüksel çöpe attığım halde yine çöpten aldığı siyah yumurtaları masada kırdı ve tabaklarına pay etti. Kabuklarıyla birlikte yedikten sonra hepsi birden kalkıp salona geçti. Yüksel de onlarla birlikte giderken yanıma yaklaşıp sert bir bakışla Sakın bizi rahatsız etme dedi ve mutfaktan çıktı. Hemen masadakileri topladım. Tabaklarla birlikte çöpe attım. Masayı iyice sildim fakat kokusu çıkmadı. O sırada aklıma Nalan abla geldi. Sana zarar verecek cümlesi beynimde yankılandı. Camdan baktığımda her akşam ışıkları sönmeyen Nalan ablanın ışıklarının yanmadığını gördüm. Evden gizlice çıkıp onun yanına gidecektim. Tam mutfaktan çıkacakken Karşımda yükseli gördüm. Kolumdan sertçe tutup beni salona doğru sürüklemeye başladı. Artık gücüm kalmadığı için ağlamaya, yapmaması için yalvarmaya başlamıştım. Ama gözü dönmüş gibiydi ve beni dinlemiyordu. Salona girince etrafın dağıldığını, ortaya bir çember çizildiğini ve içerinin o çemberin etrafında dizilmiş mumlarla aydınlatıldığını gördüm. Yüksel beni o çemberin ortasına oturttu ve üstümü beyaz bir örtüyle kapattı. Sanki geri zincirlenmiş gibiydim ve hiç hareket edemiyordum. Allah diyecek bile gücüm kalmamıştı. Sırtımda gezen elleri hissedebiliyordum. O eller bazen özel bölgelerime de gidiyordu fakat karşı koyamıyordum. Sonra birisi sırtımı sıyırdı ve bir şeyler yazmaya başladı. Hem yazıyor hem de bastırarak sırtımı kanatıyordu. Pis koklar burnuma geliyordu. Odadakilerin kendi aralarında fısıldaşmalarını duyuyordum. Ne dediklerini anlayamıyor, anlam veremiyordum. Sonra üstümdeki örtü kalktı. Yüksel kolumdan tutarak beni ayağa kaldırdı. Beni yine sürükleyerek yatak odasına götürdü. Sertçe yatağa fırlattı. Kendime gelince karşımdakinin yüksel olmadığını fark ettim. Diğer adamlardan birisi de değildi. Tamamen farklı birisiydi. Hızlıca üstünü çıkarıp yanıma yattı. Bana zarar vereceğini biliyordum. Fakat karşı koyamıyordum. Gözlerim karardı. Beynimin içinde sanki rüzgar esiyordu. Vücudumun titremesiyle birlikte yatağımda uyandım. Yanımda kimse yoktu. Başım çatlıyor, ayaklarım hala uyuşuktu. Cesaretimi toplayıp kalkıp ışığı açtım. Etrafımda kimse yoktu. Yavaş ve sessiz adımlarla salona gittim. Salon dağınık duruyor, ortada bir çember ve çemberin etrafında mumlar vardı. Kenarda da beyaz büyük bir örtü. Sonra mutfağa gittim. Aynı tezek kokusu burnumdaydı. Ardından büyük bir çığlık sesi duyunca merak edip camdan dışarı baktım. Nalan ablanın evi yanıyordu. Bildiğiniz alevler içinde kalmıştı. Kendi derdimi, sıkıntımı unutup dışarı baktım. Saat çok geç olduğu için dışarıda kimse yoktu. Bağırarak yardım istedim. Köylüler toplansa da ev kül olana kadar kimsenin elinden bir şey gelmedi. Çünkü ne hikmetse acil numaralarına da ulaşamıyordu kimse. Normalde telefon çekmese bile o numaralara ulaşılır. Ama o gece olmadı. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık ama başaramadık. Ateş sönünce ben dahil herkes Nalan abla yaşıyor mu telaşına kapıldı. Bir şekilde itfaiye ve polise ulaştık. Ardından ambulans geldi. Fakat içeride canlı bir şeye rastlamadılar. Artık yapacak bir şeyim yoktu. Nalan ablanın evi kullanılmaz haldeydi ve kendisi ortalıkta yoktu. Bana da sordular bir şey gördün mü diye. Zaten görmediğimi söyleyince başka hiçbir şey sormadılar. Çaresizce geri evime gittim. Aynı şeyleri yaşayacağım diye korkuyordum. Fakat artık kabullenmiştim. Her taraf aynı duruyordu. Ortalığı toparlarken o çemberin ortasında bir kağıt gördüm. Kağıdı açıp okumaya başlayınca bir şok da orada yaşadım. Emine başına bir şey geldiyse benim yüzümden geldi.'' Ben gençlik yıllarımdan beri bulaştığım bu belanın pisliğiyle uğraşıyorum. Bana ya kendi bedenini verirsin, ölünü rahat bırakırız ya da bize başka bir beden verirsin, seni bu dünyada da rahat bırakırız diye söz verdiler. Yapamadım. Yıllarca uğraştım fakat başaramadım. Her gece onların işkencelerine maruz kaldım. Bulaştığım olayları söyleyemeyeceğim. Sen bunları okurken hayatta olur muyum bilmiyorum. Onları senin üstüne ben saldım. Seni alıp beni rahat bırakacaklardı. Ama sonradan senin gibi masum birisine ihanet ettiğimi düşünüp pişman oldum ve artık kaybedecek bir şeyim olmadığı için onlara karşı çıktım. Bedelini çok ağır ödeteceklerini biliyordum ama inşallah sana bir şey yapmazlar. Evine gelen gerçek kocan değildi. Sana zarar verecek diye seni uyarmak istedim. Umarım sen de hayattasındır ve bu yazdıklarımı okuyabiliyorsundur. Senden özür diliyorum. Yalvarırım hakkını helal et. Başta bir yanlış yaptım ama senin için kendi canımı ortaya koydum. Ben ölsem de fark etmez. Sana zarar vermesinler yeter. Nalan ablan yazıyordu. O sinirle kağıdı yırtıp parçaladım. Çok sinirlenmiştim. Bana bunları yaşatmaya hakkı yoktu. Dışarı çıkıp köylüye olanları anlatmak istedim. Kapıyı açar açmaz karşımda yükseli gördüm. Şaşkın bir ifadeyle Nalan ablanın evi yanmış. Kendisi de evde yokmuş. Allah yardımcısı olsun. Kim bilir şimdi nerede dedi ve yavaşça içeri girdi. Gözlerimi ayırmış öylece onu izledim. Gözlerinin içine bakarak onu tanımaya çalıştım. Bu da aynı kabusun bir parçası olabilirdi. Karşımdaki gerçek yüksel olmayabilirdi. Gözlerim kararınca düşüp bayılmışım. Yüksel'in kucağında kolonya koklayarak ve hafif tokatlarla uyandım. O gün onun gerçek Yüksel olduğuna inanmadığım için hiç konuşmadım. Yanında bulunmadım. Diğer gün Nalan ablanın cesedini bir ağaca asılı şekilde bulmuşlar. O zaman inandım gerçek Yüksel'in geldiğine. Cenazesine bile gitmedim o kadının. Yüksel çok ısrar etti ama gitmek istemedim. Zaten gerçeği anlatınca bu hafta taşındı köyden taşındığımız günden beri kötü bir olay yaşamadım ama sadece ara sıra yaşadıklarım aklıma geliyor. Tezek kokusu, o pis yaratığın kokusu burnuma geliyordu. Yumurtadan da tiksindim, görmek bile istemiyorum. Hem aldığım psikolojik destekle hem de yükselin desteğiyle kendime geldim sayılır. Köy hayatı büyük bir travma olarak kaldı bende. Kendi köyümüze bile gitmedim o günden beri başkasının günahının bedelini az kalsın kendi bedenimle ödeyecektim. Hem de hiçbir şeyden haberim olmadan benim hakkım haramdır o kadına. İnşallah mezarında da rahat bırakmıyorlardır onu. Allah bu ve bunun gibi insanların şerrinden korusun. Bence şeytandan bile daha tehlikeli bu tür insanlar. Yalnız son zamanlarda yüksel benden uzaklaşmaya başladı. Sebebini bilmiyorum ama yataklarımızı ayırdık beni başka bir kızla aldatması benim için en iyi ihtimal olur. Ona bile razıyım. Yeter ki o kadının laneti tekrar gün yüzüne çıkmasın.''